Bu manada bunları birleştirebilirsek inşallah vatandaşımızın bu büyük desteğini alacağımızı düşünüyoruz. Tabii bunları şöyle sıralamak gerekirse çok kısa başlıklarla izninizle. Biliyorsunuz hayvancılık noktasında Kars'ta sadece yapılan yıllardır bu uğraşın içerisinde insanlar genellikle hamallık kısmını yapmışlardır. Ama paranın tam kazanılacağı noktada hayvanlarını ellerinden çıkarmak durumunda kalmışlardır. Yani nereye gitmiştir bu hayvanlar? Afyon'a gitmiştir, Kayseri'ye gitmiştir, Konya'ya gitmiştir. Ama Kars'ta hiçbir zaman bunun besicilik kısmından özellikle para edileceği kısmından, etin entegre edileceği kısmından bir türlü gelir elde edilememiştir. Yani bu da bize şu sıkıntıya sebep olmuştur yıllarca. Tarıma dayalı hayvancılıkta kimse yüksek oranlarda para kazanamadığı için kendi sosyal çevrelerini de geliştirememişlerdir. Buna uygun çoluk çocuğuna eğitim de verememişlerdir. Ve bu sıkıntıyla özellikle kıtlık senelerdeki bazı sıkıntılardan iyice gün geçtikçe dibe vurmuşlardır diyelim. Tekrar birkaç yıl emek sarf etmişlerdir. Yeniden biraz toparlanmışlardır. Yani bu biz bilim alanında buna yaşam payı diyoruz. Yani hep yaşam paylarını sağlamışlardır ama hiç verim payları olmamıştır. Şimdi biz diyoruz ki acaba bu kısmından da Kars'ı yararlandırabilir miyiz bundan sonra? Dün iki gün önce atılan baraj temeli belki birçok insan için sadece bir su birikintisi gibi düşünülebilir. Veya burada ne güzel kaya binilir de gezilir veyahut da ne güzel balık tutulur gibi düşünülebilir. Ama benim açımdan öyle değil. Bizim açımızdan şöyle bir anlamı var. Kars'ta besicilik yapmanın yolu baraj olmasından geçiyor. Şöyle izah edeyim kısaca. Bu barajlar, dün hatta iki gün önce temel atılan barajla 51 köyün arazisi sulanacak. Bunların Akyaka, Arpaçay, Susuz, Kars ve Digor'un bir kısmını içerisine alan köyler bunlar. Selim Bayburt Barajı ile biliyorsunuz aşağı yukarı Selim Ovası'nın tamamı sulanacak. Bunlar tamamlandığı zaman Kars'ta sulanabilir arazinin yaklaşık %80'i sulanmış olacak. Bu şu açıdan çok önemli. Bu sulanabilir arazide artık demek ki bizim besi hayvancılığında bize lazım olan yem bitkilerinin üretimi sağlanacak artık. Yani Kars'ta artık Karslı'nın arpa buğdaydan başka ürün üretmeme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Yem girdilerini, maliyetlerini düşürdüğünüz zaman özellikle ailelerin bu konudaki iş güçlerini yüksek bir gelirli istihdama çevirdiğiniz zaman Kars artık bundan sonra kendi ürettiği yemi kendi yetiştirdiği hayvanına burada yedirecek. Besisini de burada yapacak. İnşallah Sayın Belediye Başkanımızın da bu konuda hazırlamış olduğu ciddi bir proje var. Biz de eğer Kars halkına kendimizi inandırabilir ve Kars halkının desteğini alırsak ki buna güveniyorum. Bu projeler yukarıdan merkez hükümetlerin ciddi destekleriyle çünkü bunu belediye imkanları yapmak mümkün değil. Bu imkanlarla ve Tarım İl Müdürlüğü'nün hazırladığı projelerin desteklenmesiyle Kars'ın hemen kenarında tarıma dayalı hayvancılık bölgelerinin kurulmasını sağlayacağız. Bunun biraz büyüğü inşallah Kars merkezde, daha minyatürleri ilçelerde olacak. Vatandaş yani bundan sonra artık sağlıklı barınaklarda, sağlıklı hayvan barınaklarında veteriner hizmetlerinin bulunduğu, ilaçlarının bulunduğu, kesimhanesinin bulunduğu, et entegre tesisinin bulunduğu modern alanlarda hayvancılık yapacak ve bütün gelirini hayvancılığın burada elde edecek ve kendi cebine girecek. Bu manada bizim birikimimiz çok önemli olacak diye düşünüyorum ve siz de takdir edersiniz ki artık hayvancılık konusunda Kars'ın böyle bir fırsatı var. AK Parti'den ikinci sıra adayı Kars halkına inşallah bu manada ciddi destek sağlayacak diye düşünüyorum. Bir başka Kars halkını bizimle alakalı olan, ilgilendiren bir kısım da şu diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Kavkaz Üniversitesi'nin ilk öğrencisi benim. Hatta ilk asistanlarından bir tanesi, ilk akademisyenlerinden bir tanesiyim biliyorsunuz.
Kafkas Üniversitesi Atatürk Üniversitesi'ne bağlı küçücük bir fakülteydi. 40 öğrencisi, 40 kişiyiz. Kafkas Üniversitesi eski hali budur. Kafkas Üniversitesi'nin kurulmasında o daha 18 yaşında öğrenciyken binlerce insanlar imza toplayarak Kafkas Üniversitesi'nin kurulmasını sağlayanlardan da birisiyim ben. Nasıl ki tıp fakültesinin kurulmasını sağlayanlardan birisi olduğum gibi. Üniversitede bu manada biz gerçekten büyük katkı yaptık. Tabii ki sadece benimle değil, bütün üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ancak Kafkas Üniversitesi bizimle birlikte kurulan üniversiteler kadar gelişip serpilemedi. Öğrenci sayımız şu anda 12-13 bin civarında. Biz buna da şükrederken bu arada başka bir gelişme oldu. Tabii bu gelişme Kafkas Üniversitesi'ni biraz sıkıntıya soktuğu gibi gözüküyor ama ülkemiz için elzemdi. Çünkü Türkiye'den binlerce öğrenci yurt dışına çok büyük paralar harcayarak gidip eğitim alıyordu. AK Parti bunun önünü açtı ve Türkiye'de hemen hemen her ilde bir, bazı illerde 2-3 tane üniversitenin oluşmasını sağladı. Bu eğitimde önemli bir reformdu ve bunu AK Parti yaptı. Kars ölçeğine döndüğünüzde tabi bu bizi şöyle bir sıkıntıya soktu ve sokacak gelecekte. Her öğrencinin artık gitmek zorunda olmadan istediği eğitimi kendi ilinde veya çok yakın ilinde alma gibi bir şansı oluştu. Biz eskiden biliyorsunuz Kars'tan bir üniversite kazandığınız zaman ülkenin neresinde olursa olsun, ailenizin şartları ne olursa olsun büyük fedakarlıklarla ve zorluklara gidilirdi, okunur gelinirdi. Bizim gidip de geri geldiğimiz gibi. Yani bazılarının söylediği gibi biz hiçbir zaman Kars'ta misafir olmadık. Kars'ta şartlar gerektirdiği için gittik, okuduk ve her seferinde Kars'a döndük. Bunun da altını burada çizmek istiyorum. Dolayısıyla artık üniversite öğrencilerinin, başka şehirlerdeki üniversite öğrencilerinin böyle bir zorunluluğu yok. Yani Kars bundan sonra üniversitesini teknik anlamda, eğitim anlamında, sosyal çevre anlamında, fiziki altyapı anlamında ve şehrini de birlikte, şehrini de aynı şekilde sosyal donatılarıyla birlikte yaşanabilir bir şehir haline getiremezse, ikisini birleştiremezse, bilesiniz ki şu anda Kafkas Üniversitesi öğrencisi az diyoruz ama çok kısa süre sonra bundan da sıkıntıya gireceğini bilmenizi isterim. Biz bunları da gören birisi olarak eğer Kars halkı bize desteğini yüksek oranda sürdürürse üniversitemizin de daha modern bir şekilde yapılanması, altyapıların eksiklerinin tamamlanması, şehrimizin de bu arada belediyenin güzel hizmetleriyle birlikte yakında çok zamanda göze görülür bir hale gelecek. Buna da inanmanızı isterim. Sosyal çevresiyle birlikte, üniversitesiyle birlikte çok daha modern bir gelecek Kars için kuracağımızı bilmenizi isterim. Bunun için yola çıktık. Tabii ki bu süreçte insanların birçoğuna yüz yüze ulaşmak istiyoruz. Buradaki gayemiz şu. Özellikle kendim için söylüyorum. Biz hakikaten Kars'ta hemen hemen herkes bizi tanır ama siyasi bir kişilik olarak tanımaz. Akademisyen kişiliğimizi bilirler. Ve biz bu siyasi çıkışımızı onlara anlatmak istiyoruz. Çok insana ulaşmak istiyoruz. Ve bu dönemdeki AK Parti milletvekili adaylarının yapabileceklerini anlatmak istiyoruz. Kendi birikimlerini anlatmak istiyoruz. Ve yavaş yavaş geriye dönüşler başladı. Sevinerek görüyoruz ki